Evet yani şimdi şey düşünüyorum. Kız çocuğum olsa o geliyor. Ne yaparsın gelse mesela ben sizin kızınızla kızınızı çok seviyorum. Kızınızla bir ilişki yaşamak istiyorum. Buna mesela ne dersin mesela? El kol yapma derim ilk önce öyle. Ha, öyle kaldım. Böyle yaparsa zaten evet. Büyük ihtimalle evde kalır zaten benim kız yani. Biz bir röportaj yaptık bununla ilgili. Zor durum çünkü gerçekten de. Yani hani gitseniz kızın yanında baba... Filmin de konusu bu. Film de böyle başlıyor. Yani film de böyle başlamıyor evet, mu? Evet, aynen öyle. Filmde sert bir yerden başlıyor yani aslında. Nasıl filmin başlangıç yeri? Ben söyle röportajı öyle yayınlayacağım. Benim oynadığım karakter Mehmet karakteri filmde askerdeyken bir kıza aşık oluyor ve kızın babası albay. Ve aşağıda işte otururken bir balo gecesinde bir yemekte bir şekilde o da işte çalgıcı olarak görevini yapıyor askerliğini. Orada kızına aşık oluyor ve kızının da ona yüz vermesiyle birlikte o bakışlarla birlikte bir şekilde gitarını çıkarıp albayın önüne bir cesaret gidiyor. Ben aynı cesareti yani gösteremezdim. Yer, mekan, hiç alakası lütfe, yok. Hiç cesaret yok. Ben yapamazdım. Bir yer değil yani. Evet. Ben yapamazdım gerçekten. Albayın karşısına gidiyor ve kızınızla iki kelime sohbet edebilir miyim diyor. Sonuç? Tek kelime edebiliyor, o da albayla. O da. Evet. Sonuç? Tokat yiyor tabii ki. Evet. Yani bunun bir şeyi yok. Büyük, büyük cesaret. Bir izleyelim bakalım. Bir kız arkadaşınızın babasının yanına ne tarz bir hareketle gidebilirsiniz diye sorduk dışarıda. Buyurun. Beğendiğiniz kız babasının yanında ve kızla da konuşmak için son şansınız. Gidip babasından nasıl izin alırsınız? Babasından izin almam, direkt kızı kaçırırım. Kızınızla konuşabilir miyim derim yani. Niyetim ciddi derim, gerçekten sizi seviyorum derim. Ne olursa olsun ben bu kızı alacağım derim. Ama izin verirseniz daha iyi, sizin de rızanız olursa daha iyi olur derim. Ama sonuçta ben ondan vazgeçmeyeceğim derim, her türlü alırım derim. Ama sizin de gönlünüz rızanız olsun istiyorum derim. İkna etmeye çalışırım ya ama peşinde bırakmam. Gerekirse zorla da şey yaparım yani, alırım, hiç fark etmez. Mesela derim, beyefendi arabanızı çekiyorlar derim, babasını oradan uzaklaştırırım hemen. Kızın yanına geçerim. Abi derim ki yengesini çağırıyor. Derim abi gönderdikten sonra da MSN'ini isterim kızdan. Ve işi de kaynatmış olurum yani. Babasıyla askerlik muhabbetine girerim. Edirne'den girerim. Ardahan'dan çıkarım. Kızla da o arada bakışır, işi pişirmeye çalışırım. Bir şekilde muhabbet ederim öyle. Senin gibi yaparım. Anket yapıyormuş gibi. Ne dersiniz babasına? Ufak bir röportaj yapacağım derim. Ama sizden uzakta konuşmamız lazım. Yalnız alabilir miyim derim. Ya tabii kalkarım, kaş göz işareti yaparım yani. Ne yaparsın? Kaş göz. Babasıyla futbol muhabbetine girerim, alttan kıza göz kırparım. Son şansım ama adam vermiyor, ben ısrar ediyorum, yapacak başka bir şey yok. Konuşmuşum, insan gibi gelmişim. Kızını da gönlü bende. Yok diyor adam. Ve ben de diyeceğim, kızını kaçıracağım. Sonucunda ne olur? Babası bence düşünür. Bu adam der, efendi adam. İşi gücü de var. Kızı vermeye razı olurum, öyle geliyor bana. Önce ekran başındakilere, sonra stüdyo konuklara hoş geldiniz.